Ateş burcu gruplarımız için Esma Hüsna'ları söylüyorum. Çünkü ses problemi var, sesimizi duymadık, oramızı duymadık, bunu duyamadık, şunu duyamadık ama maşallah sesimizi duyamıyorsun da altyapıya yazmışsınız. Tekrar sesiniz gelmiyor diyerekten iyi kulak varmış ülkemizde. İş için el hayyimi okumak gerekiyor ateş burcu erkekleri. İş kurmak istiyorsanız, ortaklı ya da ailece kurmak istediğiniz iş süreçleriniz varsa el muhiyi okumanız gerekiyor. Evlenmek, evlilikle ilgili yaşadığınız düşünceleriniz ya da sorunlarınız varsa el muhsiyi okumanız gerekiyor. Ev içi huzuru, anne baba, kardeş, çoluk çocuk huzuru istiyorsanız el hamide okumamız gerekiyor. Çocuk için çocuklarınız varsa ve çocuklarınızla ilgili kaygınız varsa el kayıyı okumanız gerekiyor. Çocuk istiyorum olmuyor Emine Hanımcığım, ne zamandır çocuk umuduyla yanıyorum diyorsanız ateş erkekleri mutlaka ve mutlaka el mecid okuması gerekiyor. Devlet sıkıntıları, mahkemede kocam cezaevinde çıksın istiyorsanız çıkması gereken ya da ne bileyim ha girdik ha gireceğiz, devlet işimiz var oldu olacak, çocuğum öğretmen olamadı diyorsanız el celil okumanız gerekiyor. Peki kadınlar ne okumalı Esma Hüsna için, ateş burcu kadınları? İş için el vasiyu okumamız gerekiyor. Devletle alakalı beklediğimiz yenilik, yükselme, kariyerle ilgili devletle alakalı ne istiyorsanız el hakkı okumamız gerekiyor. Evlilik yapamadım, evlilik istiyorum, evliliğim olmaya Mina Hanımcığım diyen hanımlarımız için de el kaderi okumamız gerekiyor. Evlendim, evde huzurum yok diyorsanız, huzurunuz olsun istiyorsanız el muhsiyi okumanız gerekiyor. Çocuklarımla ilgili, gelecekleriyle ilgili çok kaygım var ve bir türlü onların hayatını topar, parasızlıktan onlarla ilgili eğitimini yapamıyorum, yapamayan kaygılarımız varsa es semet okumamız gerekiyor. Ev içinde ve uzun süredir ev almak, toprak almak ya da yatırım yapmak, beğendiğimiz ev var, onu alacak mıyız diyorsanız er bere okumanız gerekiyor. Bunları sabah ezanıyla birlikte 101 adet mutlaka her sabah uyandığımızda bir suyun içerisine okuyorsunuz 101 adet. Mutlaka her gün okuyun bunu, size hayırlı ve bereketli gelecektir. Arkasından ayetel kürsüyü okuyorsunuz, nas ve laf okuyorsunuz. Özellikle son bir şey daha eklemek istiyorum. Fil suresi, kadın erkek ayrım yapmıyor. Bir kez de okusanız, cuma namazı bittikten sonra okursanız bereketinizin daha ferah olacağı, gelecek hayatınızın daha aydınlık olacağını söyleyebilirim. Sesim kızılmıştı, herkesten özür diliyorum çünkü bizim hatamız teknik bir hata. Ekip olarak da hepimiz sizden özür diliyoruz. Videolarımızı seyredin, hoplayın, tıklayın. Sevgiyle kalın ateş burçları.